Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün yaralı bir ağaca, yani yarası olağanüstü zor iyileşecek bir ağaca tedavi. Ne yapacağız? Tabii ki çaresi var. Gel hocam şöyle. Arkadaşlar burayı yabani hayvanlar bu hale getirmiş gördüğünüz gibi. Şuranın kapanması uzun zaman alacak. Yani bu 2 sene, 3 sene önce olan bir hadise. Biz süreci kısaltacağız. Süreç nasıl kısalır? Şimdi ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar, bu tür ağaçlarda devamlı surette sıkıntılar doğar. Yani buradan birleşimle beraber şuradan çürümeye başlar. Şu alan çürümeye başlar ki bakın arkadaşlar şurası, şöyle göstereceğim. Odunsu bir hal almış, gördünüz mü? Bakın, yaşlık sıfır. Ne olacak? Buradan tamamlaya tamamlaya burayı şey yapacak. Bütünlemeye çalışacak. Ama tabii bu süreç kısaltmak için ne yapmak lazım? Şimdi onu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şu pisliğini bir temizleyeceğiz. Aşama aşama anlatacağım ben size. Bu arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir armut ağacı. Bakın bu armut ağacı bir 7-8 senelik ağacımız. Dolayısıyla buradan dolayı verim düşüklüğü de yapıyor. Şunları temizleyeceğiz önce. Fazla kalıntıları. Yani pisliklerini alacağız. Şöyle. Bazen arkadaşlar bazı işlemler aklınıza gelmeyebilir. Ya da hani bu konu üzerine sadece bu konu üzerine çalışmadığınızdan dolayı bazı hususlar göz ardı kalabilir. Ama önemli bir ağacınız olur. Armut da tabii ki önemli bir ağaç. Daha önemli bir ağacınız olabilir. Böyle bir husus olur. Daha derin yara da olabilir. Arkadaşlar ağacınızı kaybetme tehlikesi yaşadığınız durumda olabilir. Bunu yaşamamak için arkadaşlar hemen bu benim yapacağım işlemi yaptığınızda şurada da bir şey var, doku var, onu da şey yapalım. Şurada ne var? Evet, şunları da alalım. Bu işlemi yaptığınızda arkadaşlar ağacınız hemen iyileşmekle alakalı hızlı bir şekilde yol kat edecek arkadaşlar. Tarihimiz arkadaşlar 2021 Kasım'ın ortasındayız. 2021 Kasım'ın ortasındayız. Bu sonuçlu bir video olacak arkadaşlar. Çünkü sonucu görün, siz de aynı tedaviyi uygulayın diye yapacağız. Kasım'ın ortasındayız Allah'ın izniyle. Bu işlemi yapalım. 2-3 ay sonra ne olduğuna bakacağız. Baharın başlangıcında. Arkadaşlar. Bu işlem arkadaşlar aynı aşı takvimi gibi dolunaya denk getirirsek iyi hoş olur. Ona dikkat edelim. Öncelikle arkadaşlar şuradan bir çubuk alacağız. Neresi uygun? Şu uygun. Aynı ağaçtan arkadaşlar. Aynı ağaçtan bir çubuk alacağız. Çubuğun sağlamlığını kontrol edelim. Evet. Sağlam. Şurası fazla. Şöyle yeterli mi? Arkadaşlar buraya bir köprü kuracağız. Bir köprü kuracağız. Köprüyle beraber ne olacak? Bu ağacımızın şuradaki kapanan damarlarını çalıştıracağız. 100 tane varsa 20 tanesini çalıştırsak kârdır arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Tabi araç gereçlerimizi dezenfekte etmeyi kesinlikle unutmuyoruz. Bu husus önemli. Şöyle bakıyorum. Evet. Uygun mu? Uygun. Arkadaşlar buraya iki tane parça da yapabilirsiniz. Ben size sadece mantığı anlatacağım. Olup olmadığını da aynı şekilde aynı videoyu şey yapacağım. Aynı videonun sonuna 2 ay 3 ay sonra ne zaman denk gelirse çekip size beraberinde paylaşacağım. Bunu yaparken arkadaşlar şu hususta dikkat edin. Dalın yönüne, yani dal nasıldı böyleydi. Aynı şekilde bu şekilde oturacak. Ters yaparsanız arkadaşlar olmaz. Bu hususa dikkat edelim. Önce her zaman dediğimiz gibi ne yapıyoruz? Anacımızı çalışacağız. Önce bir bismillah diyelim. Şöyle arkadaşlar. Biraz büyük bir ağaç olduğundan dolayı. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şuradan kendimizi bir yer açacağız. Şu şekilde. Evet. Şöyle falçatamızı da kullanalım. Çünkü ince.
ince ayrıntısı yani hadiselerimiz var. Şöyle. Aynen arkadaşlar. Şuradaki durum ne? Evet. Şurayı indireceğiz. Arkadaşlar aşı tekniğinin bir değişiği. Öyle düşünün. Şuradan bir ilerlemeye çalışacağım. İlerlemezse yaracağım arkadaşlar. Ama şöyle ilerleyebilirseniz ilerleyin. Çünkü daha iyi bir sonucu olur. Evet, ilerlemeye çalışıyorum. Evet, gidiyor. Tamam. Burası bir dursun. Şimdi arkadaşlar aynı işlemi aşağı altını yapacağım. Şöyle falçatamızla çalışalım. Şurada küçük bir yara var ama o önemli değil. Ben şuradan dokumu buradan, Allah kısmet ederse buradan yürüteceğim. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakın. Bildiklerimizi paylaşalım. Herkesin sonucu güzel olsun. Evet. Şimdi bıçakla devam edelim. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi burayı tamam edeceğiz inşallah. Şöyle patlatmadan yaparsak. Evet. Evet arkadaşlar. Burası tamam. Kabuğumuzun altı tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şöyle oval bir şey kullanırsanız daha iyi olur. Bakın şöyle. Daha hoş olur. Yani çalışmanızı hızlandırırsınız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ovalin içinden hemen alımımızı yapacağız. Şöyle. Arkadaşlar bıçaklar bir kere kullandığınız mağazı gidebiliyor ya da vesaire. Falçata en güzel. Hem şeyi değiştiriyoruz. Ucu. Daha güzel oluyor. Hemen arkadaşlar ekseninde şöyle. Aynı eksen olacak ki şeyi karşılasın. Şöyle. Koyduğumuzda sıkıntı olmasın. Yerine oturttuğumuzda. Ekseni doğru mu? Doğru. Evet. Arkadaşlar mantığı anladınız. Olayımız bu. Hemen ucunu bir alıyoruz. Aynı şekilde burasını alıyoruz. Ne yapıyoruz? Buradan hem girmesini sağlayacak hem orada birleşimi sağlayacak. Arkadaşlar hafif şuraya da bir şöyle bir tozunu alalım. Ben toz diyeyim. Siz öyle anlayın. Bir yanlış ibare olmasın. Çünkü kabuğu değil arkadaşlar. Üzerindeki kahverengi dokuyu hafif bir alırsanız şöyle hareket etmesini hızlandırırsınız. Şöyle. Çünkü orası canlı bir yere zaten girecek. Şöyle arkadaşlar. Aynen. Ne dedik arkadaşlar? Dalı doğru sokacağız. Ondan önce arkadaşlar gözleri bir körleyelim. Orada uğraşmayalım. Gözleri körlerken de tabii ki dikkat edeceğiz. Çok derin, sadece gözleri körleyeceğiz. Armut arkadaşlar bu. İnşallah ağacın yarasını hızlı kapatma yolunda şuraya macunlarız. Ağacımızın işini kolaylaştıracağız arkadaşlar. Şöyle bir yara olmasa iyi ama önemli değil. Sıkıntı değil arkadaşlar o. Şimdi ne yapıyoruz? Dediğim eylemi gerçekleştireceğiz. Onun sonra bir deneyeceğiz. Ondan sonra nasıl bir iş gerçekleşecek ona bakacağız. Şöyle. Evet. Olayımız bu arkadaşlar. Şöyle gördünüz mü? Aşılama sistemi gibi. Düşünün. Şimdi şuralardan büyük bir yaralar açılmış gibi görünüyor. Ama bu ağaç arkadaşlar bu yarayı çok çabuk kapatır. Biz ne yaptık buradan? Bir köprü yaptık. Hatta bu köprüyü iki tane yapın arkadaşlar. Ben size sadece olayın mantığını anlatıyorum. Çok değerli ağaçlarım mangoda, avokadoda çok kurtardığım ağaçlarım oldu. Bu büyük bir yara. Şimdi buradan damarları çalışacağım. Ben normal yapıyor olsaydım iki tane, üç tane buraya köprüyü yapardım. Zaten şeyde sıkıntı yok. Yani birleşme hususunda sıkıntı olmaz. Ve arkadaşlar yeni ayda bunu yapacağız. Yani yeni ay ne?
ortalama şimdi şu dediğinizde kafanız karışıyor arkadaşlar. En mantıklısı şu 5 ile 15'i arasında her ayın 3 aşağı 5 yukarı dolunaya doğrudur. Yani yeni aydan dolunaya doğrudur. Tarih uygun tarih budur arkadaşlar. Ayın 10'u, 15'i gibidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ağacın sulu olduğu bir dönem. Sulu olmasaydı ben şimdi bu araya bıçak sokup burayı yapma şansım yoktu. Dediğim gibi arkadaşlar bıçak çalışmazsa oraya bir çildik atın. T aşı gibi T aşı gözüneye sokacakmış gibi yapın oraya yerleştirin. Öyle de olur. Bu benim ağacım şu an bu sıkıntıyı yaratmadı. Yaratmadığından dolayı da ben işlemimi yapacağım. Mantığımız bu arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir hadise. Şimdi bunun akabinde arkadaşlar öncelikle şu hususa dikkat edeceğiz. Bu ağacımızın yarasının daha iyi çalışmasını bir sağlayalım. O nasıl olacak arkadaşlar? Buradan herhangi önümüz kış su etkenlerinden şu kuruyan bölgeyi bir koruyalım. Bunu korumak için de şunu bir çıkaralım. Gözümüzü yerinden, çubuğumuzu yerinden bir çıkaralım. Ve arkadaşlar tamiratımızı bir yapalım. Nasıl bir macun kullanıyorduk? Macunumuz, şunlar da hep şey olmuş, kurumuş. Macunumuz arkadaşlar süzme yoğurt gibi olacak. Nasıl süzme yoğurt gibi? Bak fırçayla sürülebilecek. Bu hususa dikkat edelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şurayı, şu yaralı bölgeyi macunla güzelce dolduruyoruz. Şuralarda zaten temizledik. Buradan tekrar çalışmalar devam edecek. Ve bu yara burayı kapatacak. Yapacağımız işlemle beraber. Evet. Arkadaşlar bunları yapın. Hani 500, 1000, 2000 ağacı vardır. Adam önemsemez ama evinizin önünde 3-5 ağaç vardır. Herhangi bir husustan bu yarayı kapmış olabilir. Yapın ağaçların hızlı bir şekilde gelişsin. Arkadaşlar daha büyük ağaçlara neler yapılır? Bunu da size göstereceğim inşallah. Bu doğada bir çınar vardır arkadaşlar. Bu çınarı kurtarma eyleminde de bir faydanız dokunsun. Her kendime kendime değil. Ben yapıyorum. Çok büyük bir çınar vardı. Gazi Paşa tarafında. Yani olağanüstü. Belki 200, belki 300 yaşında. Bundan 10 sene önce bir işlem uyguladım. Çok şükür ağaç kurtuldu. Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Süzme yoğurt gibi macunumuzla buradaki yarayı kapatarak ağacın oradan mikrop kapmasını vesaire unsurları engellemiş olduk arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Macunumuzu bir kenara kaldıralım. Çubuğumuzu aynı şekilde yönünde yerleştiriyoruz. Evet. Şöyle. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Önce şurayı sarmadan şuraya bir işlem yapacağız. Şununla yapabiliriz. Çok önemli değil. Şöyle hemen. Şurada bir genleşme olur arkadaşlar. Bakın şu genleşme buradan çıkmaması hususunda bu yapacağımız işlem önemli. Bunu yapın. Şöyle. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bunu neden yaptığımı anladınız. Yani şuradan geriye gelmesin. Kabuğumuz ve alt kabuğumuz da sıkıntılar doğmasın. Bunun maksadı bu. Başka bir maksadı yok. Ufak tefek darbelerde de oynayıp durmasın. Amacımız o. Başka bir amaç yok burada. Evet. Şimdi işlemimiz bitti. Birinci aşamayı geçtik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Buraya sert bir silikonlu bant kullanalım. Şöyle. Bir dakika. Şu zaten çıkması lazım. Şunu bir çıkaralım şuradan. Orayı tekrar aşı macunuyla kapatırız. Evet, işimiz bir kolaylaşsın. Ağaç arkadaşlar oradan yaralı olduğu için hep buradan sürgün sağlamış. Neden? Burada bir sıkıntı doğarsa buradan yaşamaya devam edecek. Allah'ın verdiği
bir yetenek bu ağaçlara. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ben bununla bir sağlamamı yapacağım. Arkasından yalan olduğu için şöyle bir sağlamama yapacağım. Arkasından streçle güzelce bunun tamiratını yapacağız. Evet. Şöyle. Oturuyor mu? Oturuyor. Boşluğumuz var mı? Yok. Evet. Evet şöyle. Şunu bir kilitleyelim. Arkadaşlar alt tarafı bitirdik. Şimdi üst taraftan bir devam edelim. Evet şöyle. Genleşme olmasın. Kontrolümüzü yapalım. Arkadaşlar sarım işi bitti. Şimdi bundan sonra tekrar yapacağım bir işlem var. Şuralardan hava almasın diye streçleyeceğiz ama garantişe bakalım. Yani bir riskli iş yapmayalım çünkü buna bir sürü zaman harcıyoruz. Bu harcadığımız zamanla beraber kafamız ağrımasın arkadaşlar. Şöyle ne olur ne olmaz şunları macunlayalım. İşimiz garanti olsun. Evet şuraya kadar yapalım hatta. Şöyle. Evet bir de üstü yapacağız. İşimiz şu an bitmek üzere. Şöyle. Şuraları sağlam kapatalım. Arkadaşlar bu macun hiçbir şekilde buraya zarar vermediği gibi içindeki besin üyeleriyle beraber besliyor. Şöyle. Evet. Tekrar bir daha şuralara sürelim. Evet. Şey var mı? Şurada hafif boşluğumuz kalmış. Onu da yapalım. Şöyle. Evet. Boşluğumuz kalmasın. İşimiz garanti olsun. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu tamam. Şimdi bunu hafif bir kurumaya bırakacağız. Streçini çekeceğiz. Ben size o zamanki durumunda nasıl olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar kuruma tamamlandı. Zaten bu 5 ay sonra, 1 sene sonra gene yumuşak olur. Yani şu özelliğini kaybetmez macun. Bu macun özel macun arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Streçle burayı sağlamlıyoruz. Neden? Önümüz kış. Arkadaşlar bakın esinti de var. Kışın habercisi rüzgarlar. Şöyle. Ne yapıyoruz? Aşağıdan başlıyoruz arkadaşlar. Neden aşağıdan başlıyoruz? Yukarıdan yağmur suyunun yukarıdan yağmur suyu geldiğinde üstten geçip gidecek. Streçle arkadaşlar burayı muhteşem bir şekilde kaplayacağız. Yağmur suyuna maruz kalmayacak arkadaşlar. Bu önemli. Kasım'ın ortası arkadaşlar. Dolunay'a doğru gidiyoruz. Yeni ay biliyorsunuz bu işlem yapılır. Ayın aşı gibi düşünün. Hatta daha yukarıya kadar çıkacağım. Şöyle. Oradan tekrar sağlamamı da yapacağım. Neden? Bu yaptığımız işlem olsun arkadaşlar. Evet. Bıçağımızı hemen keselim. Arka tarafa yapalım. Şöyle. Ne yapıyoruz? Hemen en üstten sağlamamızı da yapalım. Şöyle. Arka.
arkadaşlar. Hiç su girmesin. Evet. Evet arkadaşlar. Bu işten bu kadar basit. Ne yaptık? Yabani hayvanların zarar verdiği ağaca köprü kurduk. Araya. Buradan akışı sağlayacağız. Şimdi arkadaşlar belli dönem dönem gelip buna bakacağız. Durum ne oldu? Ne durumda? Ve tarihimizi de yazacağız arkadaşlar. Tarihimizi yazacağız. Çünkü gün... Evet, bakalım yazabiliriz. Ayın 14'ü bugün. 14 11 2021 arkadaşlar. Tarihimiz bu. 3-5 ay sonra buraya tabii bu olmaz. Şuraya yapabiliriz. Şuraya şöyle yapalım. Ters oldu. Önemli değil. Nasıl olsa kendimiz biliyoruz. Evet. Tarihimiz yazdık. 14-11-2021 arkadaşlar. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu videonun sonuçlu bir video yapalım. Bekleyelim. Önemli değil. Bir 2 ay, 3 ay sonra bu işlemi size göstereceğim inşallah. Arkadaşlar yaptığımız yaralı ağacın sonucuna bir bakalım. Aşağı yukarı şu an ocağın ilk haftalarındayız. 1,5 ay falan oldu. Yaklaş hocam şöyle. Arkadaşlar sıkıntı yok. Bakın şöyle belli zaten. Hala yaş. Evet. Şuraya ne olmuş? Yağmurla vesaire bir şey olmuş. Kontrolümüzü tekrar yaptık. Streç biliyorsunuz zaten arkadaşlar bırakmaz da yine bir de kontrolümüzü yapalım. Arkadaşlar biraz daha bekleyelim. Şöyle 1-1,5 ay daha bekleyelim. Açalım bunu Allah kısmet ederse. Arkadaşlar Mart'ın ilk haftasındayız. 2022. Ne zamandı? Bu da karışmış kalmış. 14-11-2021'de yaptığımız köprü arkadaşlar. Sonucu ne? Ona bir bakalım. Bunu mecbur böyle yapacağız. Çünkü süsüne şey oldu bu. Arkadaşlar. Evet. Su girmiş. Gene de girmiş. Girsin bakalım. Nasıl olsa aşağıda garanti işimizi yapmıştık. Şöyle. Bu çizikten bir şey olmaz arkadaşlar. Bu zaten çok fazla derin batırmamakla beraber. Şöyle yapalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Hatta şöyle bir kapı kalsın. Biz kontrolümüzü yapacağız zaten. Kalkma şansı olabilir mi? Ne olur ne olmaz. İşimizi garantiye alalım. Ne kadar geçmiş? 2-3,5 ay. Yaklaş hocam. Şöyle yapıverelim. Çok fazla oynamayalım. Çünkü önümüzde yağmurlar var. Bugün yağmur yok. Ama önümüzdeki günler yağmurlu. Evet. Şöyle bakacağız. Sonucumuz ne? Yaklaş hocam. Evet arkadaşlar. Bu işlem tamam. Gördünüz mü? Bakın. Yaş. Bu kadar süreçte bunun yaş olma şansı mümkün mü? Değil. Şöyle yapayım. Zemin olsun. Yaklaş hocam. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok fazla daha fazla yaralamayayım. İşlemimiz sıkıntı olmasın. Olayımız bu. Arkadaşlar. Aynı şekilde taktiği uygularsanız arkadaşlar bu işlem ne zor değil. Dediğim gibi burayı üçlü yapabilirsiniz. İkili yapabilirsiniz. Daha şey olur. Daha iyi olur. Neden? Orada kanalı fazlalaştırmış olursunuz. Su akışını hızlandırmış olursunuz. Ve burada yaranın kapanmakla beraber şu, bu ağacın buradan alacağı enerjiyi sağlamış olursunuz. Bu işlemler çok zor değil arkadaşlar. Bir 15-20 dakikanız alır. Yarım saatiniz alır ama böyle yaralı ağaçlarınız varsa acil tedavi yöntemi bu. Başka bir yöntemler de var. Ama o biraz daha süreçti.
En basiti bu arkadaşlar. Aşı sistemi gibi düşünün. İşleminizi yapın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.